Venedik'e gider, gelir. Bak, ooo! Yani aynı şeyler öbür tarafta da var, daha uygun fiyatlı. Venedik'ten günaydın. Evet, bu sabah gözlerimizi Venedik'e açtık. Dün akşam da Venedik'te kapatmıştık. Ama akşam kapattığınız için o saylanmaz. Tabii biz bir önceki videoda kapanışta nereye geçiyorduk? Florence'a falan gideceğimizi söylemiştik ama biz o tarafa gitmedik. Rotayı biraz değiştirdik güvenlik nedeniyle. Yani Florence'a, Pisa, işte neydi? San Giacomo falan. Onu öyle isim. Onu söyleyemiyoruz da diğeri neydi? Hiçbirini söyleyemiyor şu anda. Neyse. O bölgeye gidecektik. Gitmekten vazgeçtik. Arabayla vesaireyle işte güvenlikle alakalı çok fazla sıkıntı vardı. Dedik hiç riske atmayalım. Sonra da zaten bir baktık ki bizim vaktimiz de çok uzun anlamış artık. Biz hala rota yapıyoruz. Şuraya da gidelim, buraya da gidelim diyoruz ama bizim artık günlerimiz bitmek üzere. Bizim eve dönmemiz gerekiyor. Çünkü daha buradan da eve 1500 kilometre, 1700 kilometre yolumuz var. Şuradan temiz 1700 kilometre. Hiçbir yere uğramadan hani haritanın sana en kısa verdiği yoldan gidersen 1754 kilometreydi. Yani... Dolayısıyla bizim dönüyor olmamız lazım. O bir de güvenlik konusu benim çok kafamı taktı. Çünkü özellikle Floransa'da bakınıyorum hiç yani. Hiçbir otoparkta ne Google yorumlarında ne de Park Fortnite'ta şeyi bulamadım. Benim aracımın başına bir şey gelmedi. Ya olmayan bir post yani yok camım kırıldı, yok hırsız girdi şeklinde bir konuşma olmayan hiçbir post görmedim yani. İlla var her otoparkta bir tane. Biz de dedik ki Venedik'e gelin. Evet yani bir de bizim şimdi hani yabancı plakalı bir araç vesaire daha da böyle riskleri artırıyor. İyi de büyük bir araç içerisinde bir sürü eşya görünüyor, camları çok fazla. Hani neyi nereye ne kadar saklayabilirsin? Saklayamazsın. O yüzden geldik yani buraya. Buraya görüşmeler zamana kadar doğru. Tadımız güzel, çok güzel yol yaptık. Tadımız kaçmasın son dakikada diyerekten vazgeçtik. Buraya geldiğimiz zaman da Camp Venezia diye bir yerde kaldık. Dün gece. Geceliği 32 euroydu. Karavan... İki kişi artı bir araba. Bu arada çadır ya da karavan koysanız da fiyat aynı oluyor. Çok güzel bir tesis. Evet, içerisinde sauna var. Yüzme havuzu var. Mutfağı, banyosu, tuvaletleri hepsi çok güzel, çok geniş restoranı var. Tabii 11.30'a kadar açık. Fiyatları çok uygun. Ben dün 2.5 euroya şarap içtim, sen 4 euroya aperol içtin. Tabii. Mesela. Ve hani böyle dışarıda bizim İtalya boyunca yediğimiz yemek için ödemek istediğim, konuşalım. İtalya için en ucuz fiyatlar diyebiliriz şu ana kadar orada. İnanılmaz büyük şey, duşlar, tuvalet, tertemiz, kamp alanlarını böyle ağaç çitlerle çevirmişler her parseli. Yani bir de şunu eklemek lazım. Şimdi Venedik'e geldiyseniz Venedik'in içerisinde kalmak bir defa çok pahalı. Ya gerçekten hani bütçeniz uygunsa Venedik'in içinde kalın tabii ki ama o kadar büyük bir bütçe ayırmak istemiyorsanız Venedik'in hemen yanında bir 10 dakika otobüs yolculuğuyla geliyorsunuz. Hı. Otobüs yolculuğu da gidiş dönüş 3 euro. Bu da size ek bilgi. Cebinize koyun. Birçok insan öyle yapıyor. Eğer uygun bir tatil yapmak isterseniz orada konaklayabilirsiniz. Bu da hani tercih tabii sizin. Vesaire de var bu arada. Yani hani şey oda falan da kiralıyorlar. Bayağı bir zaten kalabalık çok fazla turist vardı yani içeride. Şöyle de bir ek bilgen tabii tercih sizin ama zaten saat 6-7'den sonra Venedik'te hiçbir şey kalmadığıyla içerisinin sessizleştiği, ıssızlaştığı ile ilgili yorumlar var. Kalmak isterseniz kalın ama hani genelde insanlar kalmamayı tercih ediyor Venedik'te. Özellikle hani böyle balayı olsun, akşam fotoğrafı çekineyim falan filan değilse kalmamaya çalışıyorlar. Sen beni çekiyorsun. Sadece duvarlar. Ben seni çekseydim şu nehri kenarında yürürken. Ya zaten sohbet ediyoruz. Ben bunun üzerine videolar yerleştireceğim. Olsun, insanlar arkadan birazcık manzara falan görürdü. Ben koyarım onları. Sen merak etme. Peki. O zaman şimdi bir San Marco Meydanı'na gidiyoruz. Orada tekrardan aşarız. Hadi bay bay. Bu şehirde şöyle bir sürü her yerde kazık göreceksiniz. Ahşap kazıklar.
Bütün şehir aslında bu kazıkların üzerine kurulmuş durumda. Bütün evler, her şey bu kazıklar üzerine kurulmuş. Bunlardan yükselmiş bir durum var. Ama hiç suya muya da sapasağlam dayanıyor. Bir bakımını yapıyorlardır herhalde. Herhalde. Ya burası aslında bir lagün bölgesi. Yani lagünün üzerine kurulmuş bir şehir. Yani çok zorlama bir yapılmış bir şehir yani. Rastlantı eseri yolda yürürken bu kiliseyi gördüm. Çok ufak bir kilise, gösterişsiz bir kilise gibi gözüküyordu. Kafamızı içeriye sokalım, ne var ne yok derken San Pantalon Kilisesi burası imiş. Ben dizide hemen neymiş burası deyip araştırınca fark ettik. İçeride dünyanın en büyük tek parça resmi olarak geçen tavan boyaması var. 43 parça tuvalin oluşturduğu 443 metrekarelik bir tavan frenksi, sfenksi işte ondan kaplı. Yani şey yorumları var. Venedik'in gizli kalmış köşelerinden bir tanesi. İnsanlar bilse aslında akın içeriye gelir, yığılır diye dinlen bir yerlerden bir tanesi. Çok ufak bir yer. İçeride birkaç tane şapeli var ve inanılmaz güzel. Burayı kesinlikle gelin. San Marco Meydanı'na geldik. Burada iki tane bina, yapı var daha doğrusu. Bir tanesi müze, sağ tarafında gözüken müze olarak kullanılan. Sol taraftaki de eskiden kilise ama şu anda içinde Tonteritti'nin eserlerinin, Tonteritti öyle bir şeydi işte, öyle aslında adı nasıl okunduğunu bilmiyorum. Onun eserlerinin bulunduğu, orijinal eserlerin bulunduğu bina. Burası şeyde Venedik halkı için çok önemli bir yer aslında. Çünkü bunların iki binayı da Venedik halkı kendi bağışlarıyla restore ettirip yaptırmış ve o yüzden çok değer verdikleri yerlerden bir tanesi. Bilginiz olsun. Buraya giriş, kilise tarafına girişin ücreti 2 euro. Bu tarafın girişi 10 euro. Bilginiz olsun. Şimdi burada geldiğiniz zaman etrafta bir sürü böyle maske figürü vesaire göreceksiniz. Bu mask denilen konu burada önemli bir şey. Sebebi de şu, burası sonuçta ufak bir yer ve eskiden insanlar içip sapıtıyorlar. İçip sapıtıp utanmak yerine maske takıp kendilerini gizliyorlarmış. O yüzden buranın böyle bir sembolü gibi bir şey olmuş. O yüzden her tarafta böyle magnetlerde de hediyelik eşya aldığınız yerlerde falan böyle maskeleri göreceksiniz. Bu da ekstra bir bilgi. Yani utanma var. Herkes maskeleri biliyor aslında da tarihini bilmiyordur. Bu güzel detay için teşekkür ederiz. Ne demek? Ne demek efendim? Yani şuradan şunu anlıyoruz. Venedik halkının utanma, arlanma duygusu var ama bununla ilgili bir çalışma yok. Biz gidemiyoruz. Aslı görmek istediğimiz yere bir türlü gidemiyoruz. Giderken şuradan kopya çekeceğim. Santa Maria Gloria del Frari Bazilikası'na geldik. Kimden firar etmiş? Vallahi bilmiyorum. dışarıdan çok şey gözükmese de burası da gene içi çok şey vaat ediyor. İçerinde Titian ve Donatello'nun eserleri, orijinal eserlerin bulunduğu yerlerden bir tanesi. Giriş ücreti şu an normal kişi 5 euro. Geçerken girmenin, uğramanın, ziyaret etmenin faydası var. Zamanınız varsa. Zamanınız yoksa ana meydana doğru, ana duraklara doğru devam edebilirsiniz. Evet, burada yani tarihi bir yer olduğu için gezilecek, görecek çok fazla şey var. Tamamıyla bu zaman ve ilgiyle alakalı bir şey. Biz geçerken size gösteriyoruz. İstediklerinize girebilirsiniz. İstediklerinize böyle pas geçebilirsiniz. Biz mesela girmedik. Kafadan kafamızı uzattık. Evet, şöyle bir baktık. Çıktık. Çünkü bayağı bir kilise falan gördük galiba artık. Evet, yani biraz artık dini mekan şeyde Hristiyan dini ibadethanelerinden biraz uzaklaşmak istiyorum. Bir süre görmek istemiyorum. İstanbul'a dönüp camileri ziyaret evet. edelim artık. Hadi gidelim. Evet, neydi buranın adı? Parini. Yani burada yeme içme deyince önerilen yerlerden bir tanesi burasıydı. Tam yolunun üzerindeydi San Marco'ya gidiyorduk buraya giderken. Hemen içeriye girdik. Çok güzel zaten çeşitli fırıncalar var. Valla sadece tadına bakmak için durduk ama devam eder miyiz etmez miyiz bilmiyorum. Bakalım. Yani bakalım. Afiyet olsun. Yorumlarınızı alayım Gülleriz Hanım. Lezzetli, güzel. Hiçbir şeye rahatsız etmiyor. Biz bu şeylerde zaten çok basit, en basit olan margarita vesaire o tarzda şeyleri yiyoruz. Basiti güzel yapmak daha önemli bir şeydir. Malzeme kalitesi çok iyi. O yüzden yediğin her şey böyle lezzetli olarak geliyor. Hiçbir şey seni rahatsız etmiyor. Yani bu sonrasında da yani bu güzel bir hamuru var. O hamur bazen hani
insanı rahatsız edebiliyor bazı durumlarda. Güzel bir şeyle yapıldığında etmiyor arkadaşım. Yok etmiyor. Yani hamurunu yerken onun böyle ekşi mayasının tadı alttan alta geliyor ama çok da rahatsız edecek şekilde gelmiyor. Malzeme güzel. Burayla ilgili ben belki sadece şunu söyleyebilirim. Sipariş ederken ısıtıyor zaten. Bir ekstra ısıtmasını isteyebilirsiniz. Bizim şeyde hamurun çünkü kalın bölümleri bir tık daha soğuk kalmıştı. Ben belki yani sadece onu öneririm ama zeytinyağı ne kadar güzeldi içindeki ya. Gerçekten çok lezzetliydi. Şimdi ne tarafa doğru? Şöyle devam ediyoruz. Rialto Köprüsü'ne giderken hemen yol üzerine buranın da kendi saatini görüyoruz bu bölgenin. Tarih kayıtlara göre 14. yüzyılda yapılmış olarak gözüküyor ama kendilerinin iddialarına göre 421 yılı gözüküyor orada. Bu arada bir bin sene bir bin sene de yani sapmaz. Yani öyle bir sapma da çok kolay bir şey değil ama bilmiyorum yani. Öyle bir bilgi var burada. Köprülerinden bir tanesi Rialto Köprüsü'ne geldik. San Marco Meydanı'na geçmek için zaten bu köprüyü kullanıyorsunuz. Burası ünlü köprülerden bir tanesi. Mutlaka buradan bir geçiş töreni yapmanız lazım. Zaten etrafta çok fazla turistler, herkes fotoğraf, video vesaire çekiyor. Bizim gibi buranın tarihi çok eskiye dayanıyor. Şöyle anlatmak lazım. İlk yapıldığında bir defa burası bir ahşap köprüymüş. Sonra yanmış, onarılmış. Bu arada burası her iki yakayı birbirine bağlayan bir ticaret köprüsü gibi de. O yüzden hani gemilerin geçmesi vesaire gibi sorunlar da meydana gelmiş ama hiçbir zaman o noktada bir şey yapılmamış. Yine böyle şeylerle, gondollarla falan ticaret devam etmiş. Bu hali, bu mermer mi? Ay taş diyelim. Taş halini daha sonraki yıllarda kazanmış diyebiliriz. Buraya gelirken aynı bizim Mısır Çarşısı gibi bir pazardan geçiyorsunuz aslında. Çok benzer yani geldiğiniz zaman fark edersiniz. Böyle bir çarşı yeri aslında burası. Her iki tarafta da var. Sonrasında da işte böyle bir ticaret meydanı yani gerçekten Eminönü gibi ya. Ya burası bir de çarşılı köprülerden bir tanesi. Dünyada 4 tane var. Bunlardan 3 tanesi Osmanlı döneminin eseri aslında. 2 tanesi yanlış hatırlamıyorsam Bulgaristan'da. Onunla emin değilim ama bir tanesine çok eminim. Bursa'da Irgandı Köprüsü. Evet. Canım memleketim. Burası da çok güzel bir köprü. Bu da dördüncüsü olarak geçiyor. Ya o yüzden sürekli bir çarşı halinde olduğu için de sürekli bir alışveriş hareketliliğinde ekstradan olduğu bir yer. Güldeniz dediği gibi evet burası bir Eminönü. Küçük bir Eminönü. Hemen buradan köprüden yukarıdan aşağıya baktığınız zaman da buranın Gondolcular Meydanı, Gondolcular Çarşısı artık ne deniyorsa buna ne deniyorsa gondol limanını da görebiliyorsunuz. Buradan da gondol kiralaması yapıp turla dolaşabilirsiniz. Aynı zamanda burada beklediğiniz zaman şeyi görebiliyorsunuz. Neyi? Şehrin içinde çöp toplama işlemi, ticaret, ileri işte malzemeleri nasıl götürülüyor, getiriliyor konuları da görebiliyorsunuz. Her şeyi burada küçük gondollarla yapıyorlar. Çok ince böyle garip gemilerle yapıyorlar. O da güzel bir şey. Biraz bu şehir kokuyor. Bana henüz o kadar çok kokmadı. Bana ama kokuyor. Neyse hadi buradan San Marco'ya gidiyoruz. Hadi o zaman. Şimdi burası farklı farklı bölgelerden oluşuyor. Hepsinin isimleri farklı. İşte bu San Marco'nun vesaire olduğu yerin adı başka bir şey falan filan. Hüseyin Bey onları alta yazacak. Hepsini aklımda tutamıyorum evet. Gerçekten. Şu an burada hani bulunduğumuz bu nokta biraz daha turistik bir yer. Az önce geldiğimiz ilk Venedik'e giriş yaptığımız bölge biraz daha uygun fiyatlı bir yerde. Böyle değişiyor şeyler. Bu bir de bu bölgede daha çok gezilecek, görecek. İşte turistik olmasının nedeni de o zaten. Daha fazla bir tarihi eser var. Şimdi oraları gezeceğiz. Aklınızda olsun bu evet. Arada. Hani bir şeyler alırken aynı şeyler öbür tarafta da var. Daha uygun fiyatlı. Diğer tarafta 1 euro olan şey buraya geçince 2 euro çıkıyor. Evet yani direkt 2 katı gibi oluyor. Hadi aklınıza bulsun. Thank you.
Şimdi Venedik deyince akla ilk gelen şeylerden bir tanesi tabii ki gondolları. Venedik çünkü gondollarıyla meşhur olan bir yer. Bu siyah güzel şekilli şeyler. Aslında burada bu gondolculuk çok öyle kolay yapılabilen bir şey değil. Kendilerinin bir locası var. O locaya üye olman gerekiyor. Belli bir sayıda gondol var. Fazlası olmuyor ve Venedik'te hali hazırda gondol işini yapan ustalar hani böyle birkaç sene sonrasına gondol siparişi alabiliyorlar. O kadar yoğunlar. Çünkü zaten sayıları çok az ve çok net belli bir standartta. O kayın küreği de yapısı da aynı standartta olması gerekiyor. Ve maliyetleri böyle tahayyül edilemeyecek fiyatlar. O kadar yüksek fiyatlarda. Her gondolcunun ayağında bir tane Poseidon'un arması oluyor ve bu orada olmak zorunda. Poseidon'un hala onları gondolculuk sırasında koruduklarına inandıkları bir yapı var. Şimdi San Marco Meydanı'na giderken ara sokaklardan, ıssız yerlerden falan geçerken şu önemli konuyu da dile getirelim. Venedik ve buradaki hırsızlık konuları. Özellikle yan kesicilik, kapkaç ve gasp konuları. Burada şurada Güldeniz'in yönünü değiştirmek için omuz attım görenler olduysa. bu konulara çok dikkatli olmanız gerekiyor. Yani bununla ilgili Venedik'te de bizim geçtiğimiz yerde kamp alanımızın olduğu yerde de otobüslerde de bakın buna dikkat edin burada çok oluyor vesaire gibisinden yazılar oluyor. Yani mümkün mertebe hani eşyalarınız az, çok az değerli eşyayla ve hani yakınınızda tutaraktan bir yani güvenli şekilde. Sırt çantanız varsa arkanızda taşımayın. Önünüz alın böyle kalabalık yerlerde. İşte kol çantanız varsa ben böyle kolumdan öyle bir sıkıştırdım ki hani böyle kimse bir şey alamasın diye. Telefonu mesela cebime koyuyorum. Cebimin fermuarını mutlaka kapatıyorum vesaire vesaire. Hani bunlara dikkat etmekte fayda var. Kimse evet. Tatili kötü bir şekilde sonuçlansın istemez. Yani burası gerçekten kapkaç ve hırsızlık olaylarının en çok olduğu yerlerden bir tanesi. Sonuçta burası dünyanın en turistik yerlerinden bir tanesi. Evet. Sizin yanınıza gelip size bir şey sormak isteyen İtalyanca böyle bir şey gelen hiçbir şey yapmayın. Dümdüz yolunuza devam edin. Buralarda kimseyle muhatap olmadan kendinizi böyle sıkın. Annelerimiz bize ne demiş? Kimseyle koşma. Doğru canım. Okula git gel. Öyle sana yaparak. Sana ilaç vermek isteyenler olursa kabul etme. Tabii. Sana bir şey ikram ederlerse alma. Alma. O yüzden gerçekten burada çok dikkatli olun. Yani insanların böyle grup halinde gelip de bak mesela dayı bize arkam feci gitti. İnsanların grup halinde gelip de malzemelerin çalındığı çok oluyor burada. Yani hani yani adam şey diyorlar 15 kişilik grup halinde geldik. Üçümüzün çantasında nasıl olduysa eşyalarımız çalmış falan diyorlar. Yani dikkatli ol. Neyse biz sonunda meydana geldik ama meydanda ne meydanmış arkadaş bu ne? Bak. Oy. Vallahi yürüdüğümüze değdi. Mükemmel. Vay bak burası San Marco Bazilikası. Burası San Marco Meydanı. Ben de San Marco. Bu da San Marco'daki Güldeniz. Hiç abartmasın. San Marco oldu. Aziz Marco. Erkek bir kere o. Neyse dur o zaman. Şunlara bir bakalım. Evet. Şimdi o kadar dar sokaktan geçtikten sonra buraya geldiğimizdeki heyecanınızı zaten gördünüz. Biz buraya gelince önce bir kendimize gelmeye çalıştık. Çünkü gerçekten o kadar dar sokaklardan sonra böyle bir meydana çıkınca insan şaşırıyor. Çok güzel bir meydan. O kadar dar sokaklardan buraya yani buraya çıkmayı hiç beklemiyorsunuz. Yapmış adamlar gerçekten. Ya çıkınca şoka muhtemelen, giriyorsunuz yani. Evet muhtemelen gerçekten o kadar dar ve böyle şey yapılar var ki böyle karanlık. İnsanların böyle bir meydana ihtiyacı vardı evet. Herhalde. Zamanında ataları düşünmüş bunları. Şimdi burası Venedik'in en eski ve en ünlü meydanlarından bir tanesi San Marco Meydanı. Burada zaten bu noktaya geldiğinizde bir sürü tarihi eseri bir arada görebiliyorsunuz. Yemin ediyorum ben bu var ya. İnanılmaz bir vercim var. Martı da var. Kafama bir tanesi çarpacak diye çok korkuyorum. Simitimiz yok mu? Simit atar. Neyse. Bu San Marco Meydanı'nın ilk yapılışı 1100 yılına kadar dayanıyor bu arada. Çok eski bir tarihi var. Hemen burada durduğunda arkamda gördüğünüz yapı San Marco Bazilikası. Şehrin yine en önemli simgelerinden bir tanesi. Buradaki birçok eserin üzerinde bu kanatlı aslanları görebiliyorsunuz. Bunlar şehrin sembolü zaten. Ne diyorduk efendim?
aslanları görebiliyorsunuz. Yine Bazilika'yı zaten tekrar anlatırız. Orası yani Bizans mimarisiyle yapılmış. Bu arada Haçlı Seferleri sırasında... Bence başlamışken Bazilika'yı anlat. Ben üzerine video koyayım. Tamam. Anlatayım. Zamanında işte Haçlı Seferleri sırasında Ayasofya'yı gören... Bizans askerleri ya daha doğrusu Hristiyan askerleri diyelim evet, ona. Evet, yine hani buranın yapısında Ayasofya'dan esintiler de görüyorsunuz. Burada durduğunuzda hemen yanınızda Çan Kulesi. Evet, Çan Kulesi. Çan Kulesi. Burası da şehrin en uzun kulesi, 100 metre uzunluğundaymış. Zamanında kilise çanı olarak kullanılmasının dışında yangın vesaire olduğunda da çanları çalarak bir duyuru geçiriyormuş. Bunu da böyle söyleyebiliriz. Şurası da bakın hiç yorulmadan. Bir noktada bütün eserler. Saat Kulesi'ni görüyoruz. Bu Saat Kulesi de aslında tarihi olarak çok önemli bir yere sahip. Çünkü burası bir ticaret merkezi Venedik. Baktığımızda yani buradaki saati baz alarak diğer ticaret yapan insanlar vesaire de geldiğinde buradaki saati baz alıyorlarmış. Diğer saatlerde bunun üzerinden hani saat farkı vesaire ilerliyormuş. Yine bunun da üzerinde kanatlı aslanı görüyoruz. Dediğimiz gibi birçok... Siz göremiyorsunuz ama ben yakından büyük bir ihtimal çekeceğim onu. Birçok önemli eserin üzerinde var zaten. Ve bu koca geniş San Marco Meydanı'nda 180 metre uzunluğunda, 70 metre genişliğinde oldukça geniş bir meydan. Sevdim. Böyle kenarlarına bir sürü yiyip içebileceğiniz yerler, kafeler, restoranlar var. Yani burada bir her meydan gördüğümüz zaman söylediğim şey ben meydan seviyorum arkadaş. Burada oturup böyle bir mola verilir. Burası bir sindirilir. Buranın bir tadı çıkarılır. Kuleye çıkabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi en yüksek yer burası olduğu için diyorlar ki asansör de varmış bu arada. Dipnot. Diyorlar ki nefes kesici bir manzara var. Ondan sonra bir de burada bir saray var. Sarayı da oraya geçince gösteririz. Tamam. Şurası olabilir diye düşünüyorum. Evet, bence de orası. Orada çünkü orası da bu arada Dukale'ydi galiba. Hı. Yanlış okumuyorsam. Yine önemli yerlerden bir tanesi. Burası bayıldım ya. O gerçekten. Zaman biraz daha ayrıntıya doğru gidelim. Tamam. Şimdi hemen buradaki bazilikanın üzerindeki işlemelerden bir tanesine geldiğiniz zaman burada bir en sol tarafında kalan bu arada işlemede bir Osmanlı figürü, askerler, bir şeyler, insanlar göreceksiniz. Bunun şöyle bir hikayesi var. Eskiden Venedikli tüccarlar Venedik'ten çıkıp tekrar Venedik'e geldikleri zaman Venedik'e bir hediye getirmek zorundalarmış. Böyle bir yasaları ya da gelenekleri var. Bu sırada 4 İncil'den bir tanesi olan San Marco'yu yazan Markus İncil'ini yazan San Marco'nun, Aziz Marco'nun cenazesi ya da işte naaşı o dönem Osmanlı topraklarında olan İskenderiye'de bulunuyor. Bunu buradan kaçırmak isteyen Venedikli tüccarlar ne yapalım derken Osmanlı gümrük memurlarının zafiyetlerini biliyorlar. Bu da şu, domuz eti gördükleri zaman çok fazla hani ona bakmak istemiyorlar, dayanamıyorlar, kokularına dayanamayınca domuz eti silolarının içine ceset saklıyorlar. O şekilde oradan Venedik'ten buraya İskenderiye'den Venedik'e kaçırıyorlar. Bunu da hikayeleştirmiş olarak bu arka tarafımızda görebiliyorsunuz. Venedik'e geldiğiniz zaman Venedik'in genel olarak sembolleri, yapılarında Türk motifleri, Osmanlı motiflerine yakın ya da bunları andıran şeyler görebilme ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü Fatih döneminden sonra artık Venedik topraklarıyla yani Venedik topraklarıyla Osmanlı toprakları artık sınır komşusu haline gelip hem bir düzenli savaş halinde bulunup hem de iyi bir ticaret halinde geldikleri için bazı esintiler, bazı işlemelerde o dönemde İstanbul'da olan esintileri burada görebilme imkanınız var. Bu da Konstantinopolis. Öyle şeyleriniz var. Bu da ekstradan bilgi olarak cebimize dursun. Biz şimdi sıra sonsuza kadar uzun uzamıyorsa çok uzak değil ya. Bence sıraya girelim. İçeri girelim. Göreceğiz. Tamam.
Ahlar Köprüsü'nü arkamıza aldık. Orayı göstermek istedik. Burası ilk köprüden sonra neydi? Burası ikinci en önemli köprü diyebiliriz. Buranın Ahlar Köprüsü olarak geçmesinin nedeni ise Piazza Ducale'de yargılanan mahkumların en son yandaki binaya geçerken, yani sürgün hapislerine giderken son bir kez Venedik manzarasına bakıp iç çekişlerinden geliyor adı. Ahlar Köprüsü. Biz de burada ağlayarak, burada ağlayarak Venedik sayfamızı kapatıyoruz. Gerçekten iyi ki buraya gelmişiz diyorum. Venedik benim beklentimin en düşük olduğu ama en oha dediğim yerlerden bir tanesiydi. Beklentim çok düşüktü. Şunu takacağım, ama göremiyorum. Ama yani çok güzeldi. Biz birkaç saatte Venedik'i gezdik. Daha biraz daha gezeceğiz gerçi ama hani bir kaybolacağız sokaklarda. Birkaç saatte Venedik'i gezdik ama Venedik'i hakkını vere vere gezmek için belki 2 gün, belki 3 güne ihtiyacınız var. Yani her sokakta bir şey çıkıyor. Her yerde bir şey çıkıyor. Bir de dediğimiz gibi burası böyle bölgelerden oluşuyor. Birinden diğerine geçmek isterken şu arkamızdakini zaten Hüseyin gösterdi. Çok geniş alanlar var. Oralarda ulaşım araçlarıyla geçiyorsunuz. O yüzden biraz birden fazla güne mutlaka ihtiyaç var. Hakkını vere vere gezmek için. Biz artık İstanbul'a dönme yolunda olduğumuz ve çok da zamanımız kalmadığını fark ettiğimiz için Venedik'i birkaç saat ana yerleriyle gezerekten bitiriyoruz ve ah diyerekten bir sonraki durakta görüşmek üzere diyoruz. Görüşürüz.